Evet, Mokka Stadyum Kaptanı Gökhan ve kaptan değilim, abisi diyelim değil mi? Abisi, aynen. Evet, kaptanı Birol Çelik, abisi de Gökhan Eti ve Niğdelilerin eski kalecisi Azat. Evet, şimdi de kaptan geldi. Aslında şöyle söyleyeyim, bu maçın ayrı bir önemi vardı. Şu ana kadar bizi Türkiye Şampiyonası'nda en iyi temsil etmiş oyunculardan kurulu diyebilirim her iki takımı da. Niğdeliler Türkiye ikincisi olmuştu. Akan Spor'un yarısı burada. Öyle diyelim. Mokka Stadyum karşı karşıya geldi. 1-0 Niğdelilerin. Evet. Niğdelilerin 1-0 üstünlüğüyle son yarının ilk yarının arkasından iki tane gol attınız ikinci yarıda ve maçı çevirdiniz. Maç 1'den 2 oldu diyelim. Gökhan senden başlayalım. Ne diyeceksin? Abi çok güzel maçtı. Karşı takımı tebrik ediyoruz biz. Böyle yüksek tempolu maçlar seviyoruz biz şahsen. Çünkü oyun durmadığında bizler maçı değiştirebiliriz. Maçın içinde bazen koptuk ara ara. Yapamadıklarımızdan dolayı bu yönümüzü geliştirmemiz lazım. Herkes bakıyor. Yendik kazandık. Biz koştuğumuz sürece kazanacağız yani Allah'ın izniyle. Maç gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Bu maç bitti bizim için. Ben kardeşlerimin hepsini ayağına sağlık. Çok güzel oynamaya çalışıyoruz. Daha da üstüne koyduğa devam edeceğiz. Evet, abi bu maçın Niğdeliler maçı olmasıyla bir alakası yok. Bu maçın farklı bir önemi vardı bizim evet, için. Evet abi. Sakin zor var. Aynen. Burada aslan gibi hepsi bekliyor. Niye bekliyorlar? Çünkü bu maçı bir abimiz için aldık. Gökhan abi. Gökhan abi. Gökhan abi. Gel dışarıda pasla. Abi dilek.